Merhaba arkadaşlar, KPSS çıkmış soru çözümlerine kümeler konusuyla devam ediyorum. Kümeler konusuyla ilgili sayfaya gelen çok fazla mesaj yoktu ama tek tük yine de geliyordu sorun olduğuna dair. Umarım faydalı olur bu video. Yeni videolar için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz YouTube Buğra Ayan kanalında ve Facebook Buğra Ayan sayfasında. Şimdi açıklayarak soruları gitmek istiyorum ki biraz da konu anlatımı gibi olsun. A'da şu işaret AB'nin alt kümesidir demek. Şimdi şöyle bir işaretimiz var. Bu alt kümesidir demek. Şu kapsar demek. Nereden aklımızda tutalım? Şimdi A kapsar B dediğimizde bunun büyük tarafı yani açık ağzının açık olduğu taraf A'ya bakıyor. Dolayısıyla kapsıyor diye ben aklımda tutuyordum. Bu şekilde olabilir. Başka ne var? Şu var, şu çizgi. Bu B'de olup A'da olmayanlar demek. B fark A demek. Aynı şey şunun için de kullanılıyor. Onun dışında da pek bir şey yok. Şu boş küme eşit değildir, boş küme oluyor. Zaten bilinen bir şey. Burada diyor ki A alt kümesidir B'nin olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi bu küme sorularında en önemli şey çizmek. Yani çizerken sakince çiziyoruz. Verilen şeyleri çizdiğimiz şeye yerleştiriyoruz ve çözüyoruz. Şimdi A B'nin alt kümesidir. Demek ne demek? B A'yı kapsar demek. Öyleyse ben B'nin A'yı kapsadığı şekli şöyle çizebilir miyim örneğin? Böyle çizemem değil mi? Çünkü burada B A'yı kapsamıyor. Veya şöyle çizemem. Bu B, bu A. Pardon. Şu şekilde çizemem. Bu A, bu B. Burada da B A'yı kapsamıyor. Tam tersine A B'yi kapsıyor. Öyleyse öyle bir şekil çizmem lazım ki B A'yı kapsayacak. Şu şekilde çizebilirim. A içerideki küme, B de dışarıdaki. Kesinlikle yanlıştır demiş. A ile B'nin birleşimi, bunları da söyleyelim. A ile B'nin birleşimi şu birleşim demek. İkisini topluyoruz. Kesişim de ikisinde de ortak olan noktalar. Şimdi A ile B'nin birleşimi B. Yani ikisini birleştirelim. Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Doğru mu? B'ye eşit mi? Eşit. Doğru. A ile B'nin kesişimi A. İkisinde ortak olan ne var? Hem A'da hem B'de ortak olan A var. Bu şunun gibi bir şey aslında. Mesela diyorum ki A kümesi çift sayılar, B kümesi de sadece 2 ve 4 elemanları. O zaman derim ki A kümesi B kümesini kapsar. Çünkü A'da olan her şey B'de var. Ama B'de olan her şey Pardon, B'de olan her şey A'da var ama A'da olan her şey B'de yok. Yani alt sayısı B'de yok. Dolayısıyla A, B'yi kapsar diyorum. Bunun grafik halde yanda verilen şey. A ile B'nin kesişimi A. B'de olup A'da olmayanlar. Ne olabilir B'de olup A'da olmayanlar? Şurası değil mi? Şurası. Eşittir. B birleşim A'da olup A'da olmayanlar. Ben B birleşim A'yı zaten B olarak bulmuştum yukarıda. Birleşim A birleşim B, B birleşim A'ya eşittir. A kesişim B'de, B kesişim A'ya eşittir. Neden? Çünkü aynı şey. A ile B'nin kesişimi, B ile A'nın kesişimi. A ile B'nin birleşimi, B ile A'nın birleşimi. Aynı şey olduğu için şuradan zaten B birleşim A'nın B olduğunu bulmuştum. Dolayısıyla B'de olup A'da olmayanlar eşittir. B'de olup A'da olmayanlar. Bu da doğru. B'de olup A'da olmayanlar eşit değildir boş küme. Bakalım. B'de olup A'da olmayanlar var mı? Böyle bir şey. Evet var. Şu kısım az önce kırmızı ile çizdiğim. B'de olup A'da olmayan yerler. Dolayısıyla boş kümeye eşit değil. Doğru. Burada ne demiş? A'da olup B'de olmayanlar eşit değildir boş küme. Oysa ki A'da olan her şey B'de var zaten. Çünkü A B'nin bir parçası içerisinde. A'da olup B'de olmayan bir yer var mı? A'da olan her şey şu kırmızı yer. B'nin içinde zaten B'de olmayan bir şey yok. Dolayısıyla E.
Şimdi ilk sorudan biraz da konu anlatımlı olduğu için karışık gelmiş olabilir. Kısaca bakalım ne vardı? Alt kümesidir diye bir ifademiz vardı. Kapsar diye vardı. B'de olup A'da olmayanlar şu iki şekilde de gösteriliyor. Birleşim vardı. A ile B'nin birleşimi ve kesişim vardı. Bir de boş küme işaretimiz. İkinci soru tipi şu. Mesela burada 2010 KPSS'de vermiş de A ve B kümelerini çizdiriyor. Daha sonra ikisindeki belli yerler arasında bağlantı kurduruyor. Bakalım Türkçe ve matematik bölümlerinden en az birini tercih eden bir öğrenci grubunda. Önce şunu diyeyim. En az birini tercih eden demesi ne demek biliyor musun? Şöyle büyük bir küme olsaydı bu. Türkçe ve matematiğin dışında şu zaten yok. Türkçe ve matematiğin dışında herhangi bir şey yok. Yani şuralarda hiçbir şey yok. Eğer en az birini tercih eden bir öğrenci grubu olmasaydı, örneğin Türkçe ile matematiğin dışında fizik dersini seçen 3 kişi olsaydı, onu şuraya yazacak. Yani bu kümelerin dışına yazacaktı. Ama bu soru o anlamda kolaylık sağlıyor. Diyor ki en az birini tercih etti. O zaman ben şu kümeleri çizebiliyorum işte. Daha sonra yerleştirmeye başlıyorum. Her ikisini de tercih edenlerin sayısı 20. Ortaya 20 yazdım. İkisinin kesişimi 20. Sadece Türkçe dersini tercih edenlerin sayısı, yani şurası, sadece Türkçe dediğinde şurayı alacağım. Şurası. Sadece matematik dediğinde de şurayı alacağım. Sadece Türkçe, sadece matematiğin iki katı. Dolayısıyla ben buraya x dersen buraya 2x diyeceğim veya buraya a dersen buraya 2a diyeceğim. Dedim ne oldu? Diyor ki bu öğrenci grubunun öğrenci sayısı hangisi olamaz? Şimdi öğrenci grubunun sayısını nasıl buluyorum? Burası, burası ve burasının toplamı. 2x artı 20 artı x. Şöyle bulmuyorum ki kümelerin en temel direği budur. Türkçe dersi alanlar ve matematik dersi alanları ayrı ayrı toplamıyorum. Neden? Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Ahmet Türkçe dersi alsın. Ahmet Türkçe, Mehmet matematik alsın. Burada hem Türkçe hem matematik alsın. Şimdi Türkçe alanlar kim? Ahmet ile Buğra. Yazdım. Kaç kişi? 2 kişi. Matematik alanlar kim? Mehmet ile Buğra. 2 kişi. Şimdi Türkçe alanlar 2 kişi, matematik alanlar 2 kişi. Toplanın 4 kişi. Bu sınıfta 4 kişi mi var? Hayır, 3 kişi var. Neden 4 çıktı? Çünkü Buğra'yı 2 kere saydım. Aynısı bu grafikte var. Eğer siz hem şu 2x artı 20'yi alıp üstüne bir de x artı 20'yi koyarsanız 2 kere saymış olursunuz. Ve dolayısıyla sınıf toplamını yanlış bulursunuz. Bunun yerine ne yapıyoruz? Kümeye çiziyoruz. Bölgeleri topluyoruz. Burası, burası, burası. Dolayısıyla ne oluyor? 2x artı 20 artı x yani 3, 20 artı 3x oluyor sınıfın toplamı. Peki bu soru niye tasarlanmış? Bu bir bölünebilme sorusu. Bir sayının 3'e bölünebilmesi ile alakalı. Şimdi buradaki diyor ki senin öğrenci grubunun toplamı 20 artı 3x olacak. Dolayısıyla bunlardan hangisi olabilir? Şimdi mesela 23 dediğimizde şurada ne olur? 20 artı 3 olur değil mi? 20 artı 3. Yani x 1 olur. Doğru olabilir. 35 dediğimizde x 5 olur. 5 kere 3 15, 20 daha 35. 38 dediğimizde x 6 olur. 6 kere 3 20, 18 artı 20 38. 48'e bakalım. 48 için yok, önce 41'e bakalım. 41 için x 7 olur. 7 kere 3 21, 20 daha 41. Tamam. Ama 48'e geldiğimizde şöyle bir şey var. Bu sınıf toplamı hiçbir zaman 48 olamaz. Neden? Çünkü bu 48 olması için 3x'in 28'e eşit olması lazım. Oysa ki 28 3'e bölünmez. İşte bu yüzden bölünebilme sorusu. Yani sonuçta bunlar insan. Parçaya ayıracak halimiz yok. Dolayısıyla x'in tam sayı olması lazım. Hani bir malın %50'si, %20'si demiyoruz. Burada bireylerden bahsettiğimiz için x'in tam sayı olması lazım. Dolayısıyla 48 cevabı olmuyor.
Çünkü 20 artı 3x denkleminden 48'i üretemeyiz. X tam sayı olduğu durumda. Yani pozitif tam sayı da tam sayı da kapsıyor ama pozitif tam sayı dememiz daha doğru. Türkçe matematik bölümlerinden en az biri bu aynı soru. Şimdi olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Bu aslında diğer sorulara göre daha basit. A'da olup B'de olmayanları vermiş. B'de olup A'da olmayanları vermiş. A kesişim B'yi vermiş. Yani diyor ki sen çiz. İki tane küme çiz. Nasıl çizeyim diyorsun. Kesişimleri olsun. Birinde olup diğerinde olmayan bölge olsun. Bir diğerinde olup öbüründe olmayan bölge olsun. Dolayısıyla diyorsun ki en mantıklı çizim şekli standart şu. Sonra diyor ki kesişim şurası. 3 tane elemanım var burada. B'de olup A'da olmayanlar 2 tane. 2 tane de şurada elemanım var. A'da olup B'de olmayanlar da burası. 4 tane de elemanım burada var. Öyleyse A birleşim B neydi? Şurası, şurası, şurasının toplamı. 4 artı 3 artı 2, 9. Öyleyse benim 9 elemanım var. Aynısı. Olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aynısı. A birleşim B 12. Tersten vermiş. Şöyle 12'yi vermiş. A kesişim B 2. Yazdık 2'yi. B'nin eleman sayısı 3. Dikkat edelim. Sadece B'de olanlar değil. B'nin eleman sayısı 3. B neresi? Onu dikkatle çiziyoruz. B şurası. Yani A kesişim B ve B'de olup A'da olmayanlar. Bana soruda şurayı 2 olarak vermişti. Bu ikisinin toplamı 3 ise buraya da 1 kalıyor. Dolayısıyla 1 artı 2'den bura 3 oluyor. Tamam, bunu bulduk. Ve diyor ki A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi A kümesini bulmak için bura 1, burası 2 ve üçünün toplamı 12 idi. A birleşim B 12 idi. Dolayısıyla buraya 9 kaldı. Cevap 9 mu? Değil. Niye? Çünkü A kümesi 9 ve 2'nin birleşiminden oluşuyor. Sadece A'da olanları sormuyor. 9 artı 2, 11. A'da 11 eleman var. B'de 3 tane var. Toplayınca 14 oluyor. Niye 12 olmuyor? Çünkü 2 tane kesişen eleman var. Tıpkı az önce ders alma muhabbetinde olduğu gibi. Şu soru benim en karışık gördüğüm soru. Farklı düşünebilirsiniz ama biraz cins bir mantığı var. İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birinin bilindiği 29 kişilik bir turist grubunda. Fransızca bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin sayısının 2 katıdır. Fransızca bilenler, İngilizce bilenlerin 2 katı, 29 kişi var. Ve her iki dilden bir kişi var. Bu biri buraya yazdım. Ben şurada şöyle bir mantık ürettim. Bana diyor ki Fransızca bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin sayısının 2 katı. Şöyle bir şaşırtma var. Sadece Fransızca bilenler sadece İngilizce bilenlerin 2 katı demiyor. Öyle dese şuraya yazardık. Buna x derdik, buna 2x derdik veya buna x derdik, buna 2x derdik. Rahatça yazardık. Ama soruda ne diyor? Şaşırtma orada. Fransızca bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin. Şu, Fransızca bilen neresi oluyor? Şu bölge oluyor. Bunun sayısı şunun 2 katı. Dolayısıyla ben denklemi kurarken A ile B'yi böyle A 2A diyemiyorum. Peki ne diyelim? Şöyle yapalım. İngilizce bil şuraya A, şuraya B dedim. İngilizce bilenler nedir? A artı 1 yazdım. Fransızca bilenler B artı 1 yazdım. Sonra dedim ki, şimdi normalde ne yapıyorduk? İngilizce bilenlerle Fransızca bilenleri ayrı ayrı topladığımda az önce sınıf mevcudu bir fazla çıkmıştı. Çünkü bir kişi iki dersi birden alıyordu. Aynı şeyi tersten düşünüyorum. İngilizce bilenlerle Fransızca bilenleri ayrı ayrı topladığımda bulduğum sonuç normalde olandan bir fazla olacak. Çünkü ben bu ortadaki biri iki kere saymış olacağım. Bir örnekleyeyim şöyle. İngilizce, Fransızca. Atıyorum İngilizce bilen. Hatta buna benzer bir örnek yapayım. 5, 6, 2. Mesela şöyle bir şey olsun. Burada toplam ne? 8. Bana diyor ki İngilizce bilenler Fransızca bilenlerin 2 katı. Bakalım doğru mu? 5 artı 1, 6. Fransızca bilenler 1 artı 2, 3. Ben de bunu bulmak için bu 5, 1, 2'yi bilmiyorum. Sadece bana şunu veriyor. Aynı sorudaki gibi. Diyorum ki buraya A diyeyim, buraya B diyeyim. A artı 1 artı B artı bir daha ortadakini yazıyorum. 1 eşittir ne olacak? Şurayı iki kere saydığım için 8 artı 1 olacak, 9 olacak. Yani
Şu bölge diğerinin 2 katı olacak. Nasıl 9 olur, nasıl dağıtırsam biri 6 olur, diğeri 3 olur, değil mi? O zaman bu bunun 2 katı olur. Sağlıyor mu? Doğru. Buraya yazdığımızda 5, buraya yazdığımızda 2 sağlıyor. Aynı mantık burada var. Şimdi biri diğerinin 2 katı olacak. 29'du toplam. Ben bu ortadakini bir daha saydım. 30 oldu. Ortadakini niye bir daha saydım? Çünkü İngilizce ve Fransızcayı ayrı ayrı topladım. Şimdi ayrı ayrı toplayınca İngilizce bilenlerle Fransızca bilenlerin toplamı 30 oluyor. Ve bana bir bilgi daha verilmiş. Fransızca bilenler İngilizce bilenlerin 2 katı. Öyleyse biri 20'dir, diğeri 10'dur. Fransızca bilenler 20'dir, İngilizce bilenler 10'dur. 30'u bu şekilde dağıttım. Peki ne soruyor bana? Yalnızca İngilizce bilenler. Dolayısıyla İngilizce bilenlerin tamamı 10 olduğu için şurası 1 olduğundan geriye 9 kalıyor. Şurası da 9 oluyor. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz. Ama gıcık bir mantığı var. Eğer bu soruda sorun çıkarsa yorumda belirtin. Onu pekiştirmek için bir video daha atabilirim. Geri kalanların hepsinin mantığı aynı. Sadece bu soruda biraz ters mantık kullanıyoruz. 32 kişinin katıldığı bir sınavda her bir öğrenci matematik ya da fen derslerinden en az birini yapmıştır. Bir daha hatırlatayım. En az birini deyince ne oluyordu? Dışarıya bir kutu çizmemiz gerekmiyordu. Yani sadece şu model üzerinden gidebiliyorduk. Çünkü en az birini yapmış. Demek ki ya birini yapmış ya ikisini yapmış. Öyleyse şu model iyi. Yalnız matematik testini yapanlar hemen ne yapıyorum? Şu bölgeyi alıyorum. Yalnız matematik. Neymiş? Testini yapan öğrenci sayısı fen testini yapan öğrenci sayısının dikkat edelim yalnız matematikle yalnız feni kıyaslamadı. Yalnız matematikle fenin tamamını kıyasladı. Öyleyse ben fenin tamamına x dersem yalnızca matematiğe 2 katından 4 eksik dediği için neyin 2 katından 4 eksik? X'in 2 katından 4 eksik. X'in 2 katı ne? 2x. 4 eksiği ne? 2x eksi 4. Öyleyse getirip buraya 2x eksi 4 yazıyorum. Şimdi ne oldu? İki tane kümem var. Nasıl buluyordum bunun birleşimini? Şurayı, şurayı, şurayı topluyordum. E bana demiş ki şurayla şuranın toplamı x. Burası da 2x eksi 4. Öyleyse şöyle toplarım ben. 2x eksi 4 artı x bana buranın birleşimini verir. Yani 3x eksi 4. Ve aynı zamanda bu 32'ymiş. Öyleyse 3x 36 olur. X 12 olur. Bana yalnız matematik testini yapanları soruyor. X'i yerine koyduğumda 12 çarpı 2 eksi 4'ten 20 sonucuna ulaşır. Şaşırtma neydi? Yalnız matematikle yalnız feni kıyaslamaya alıştırmış tüm çıkmış sorularda. Burada getirip demiş ki yalnız matematikle feni kıyaslayayım. Bir okuldaki öğrencilerin %80'i İngilizce, %45'i Fransızca bilmektedir. Topladık %80, %45 daha %125 çıktı. E bu okulda bir okulda %125 nasıl çıkar? Demek ki iki dili bilenler de var. Bunları iki kere saymışız. Hep aynı mantık. Hep aynı mantık. 80, 45. Toplamı ne? 125. %125 olmaz. Bir okulun tamamı %100 olur. Niye? Çünkü zaten en az birini biliyor herkes. %100'ü bilecek değil. Ama %125'i bilemez. İmkansız. Ne yapıyoruz? 125'ten 100'ü çıkarıyoruz. Şurası tam almıyor olabilir. 125'ten 100'ü çıkarıyoruz. 25. Demek ki bu okuldakilerin %25'i iki dili birden biliyor. Dolayısıyla ben hesaplarken İngilizceyi şöyle alıp Fransızcayı şöyle alıp toplarken %125'i iki kere sayıyorum. O yüzden toplamı 100'den 25 fazla çıkıyor. 125 çıkıyor. Aynı mantık. Bir iş yerindeki odaların %70'inde bilgisayar yazdım. Nereye yazdım ama? Şu bölgeye yazdım. Sadece bir B'ye değil. Şurası %70 dedim. Bu önemli. %50'sinde teyip. Teyip neresi? Şurası. Yani kesişimi ve sadece kendi olandır. Teyip vardır. Hemen şunu düşüneyim. %70, %50. Her odada bir şey var mı? Evet, en az biri var. Öyleyse toplamı %100 olacak. %70, %50 daha 120 eder. 120'den 100 çıkarırsam 20 kalır. Dolayısıyla iki kere saydığım şey %20. Bu kesişimi %20 olacak bunlar. E bunu buldum mu? Hemen diğerlerini yazayım. Şuranın toplamı 70'ti. Öyleyse burası 50 olur. Şuranın toplamı 50 idi. Öyleyse burası da 30 olur.
Dağıttım. %50, %20 daha, %70, %30 daha, %100. Bakın sağladı. Demek ki böyleymiş. Biz 20'yi iki kere saymışız. O yüzden %70 ile %50'nin toplamı %120 çıkmış. Sonra diyor ki gel ben sana bir de orantı yaptırayım. Basit bir orantı yaptırayım. Yalnız bilgisayar bulunan odada 5, yalnız bilgisayar bulunan 5 oda olduğuna göre yalnız bilgisayar bende neye denk geliyor? %50'ye denk geliyor. Yani %50 5'e denk geliyorsa diyor, yalnız teyp bulunan yani %30. %30 kaça denk gelir? Bu da doğru orantı, basit ve mantıklı 3 olduğunu görebiliriz. Nasıl görebiliriz başka? Mesela şöyle %55 demek ne demek? Bir şeyin yarısı 5. Öyleyse tamamı nedir? 10'dur değil mi? %100'ü 10'dur. Burada 10 tane oda varmış. Onun %30'u nedir? Onun %30'unu bulurken de düşünüyoruz. 100'ün %30'u 30'dur adı üstünde. 100'ün %30'u. Öyleyse onun nedir? Bu 10'da birine inmiş. Bu da 10'da birine inecek. 3 olacak. Veya içler dışlar yapabiliriz. Bir sürü yol var. Ama en önemlisi bizim bu noktada zaten görmemiz lazım. Bu basit bir orantı. Bir sınıfta hem fizik dersinden hem kimya dersinden geçen 3 öğrenci vardır. Kümeyi çiziyorum. İkisinden de geçenler var. Sadece birinden geçenler var. Baktım standart küme sorusu. Hemen çizdim. Ve yerleştirdim ikisinin ortasına 3. Fizik diyor ki bu 3 öğrenci fizikten geçenlerin %10'u. Arkadaşlar bunlar önemli. Hep yüzde problemlerinde de yazdım. %10, %20, %25, %50, %75. Bunları okurken şöyle okuyalım. %10 okuyoruz ya 1 bölü 10, %20 1 bölü 5, %25 1 bölü 4, %50 1 bölü 2 veya yarısı %75 3 bölü 4. Hemen kafada rasyonel sayıya çevirmemiz lazım. 3 öğrenci fizikten geçenlerin %10'unu yani 1 bölü 10'unu yani 10'da 1'ini. Kimyadan geçenlerin ise %20'sini yani 1 bölü 5'ini yani 5'te 1'ini oluşturmaktadır. Böyle okuyalım. Bu 3 öğrenci fizikten geçenlerin 10'da 1'ini. Öyleyse fizikten geçen kaç kişi var? 30 kişi var. Ben buraya dikkatsizlik yapmış. Yanlış yazmışım bence. Bakacağım şimdi. Çünkü fizikten geçenlerin 10'da 1 ise fizikten geçenlerin tamamı 30'dur. Şuranın tamamı. Ben bunu sadece fizikten geçenler diye okudum. Ön yargı hep sadece diye olduğu için sorular hızlı hızlı çözerken. Şimdi sadece dememiş. Fizikten geçenlerin tamamı şurası oluyor. Bu 3 öğrenci fizikten geçenlerin %10'unu oluşturuyor. Yani 10'da 1'ini oluşturuyorsa fizikten geçen 30 öğrenci var. 3 buraysa 27 buraya kaldı. Geçtim diğer tarafa. Aynı zamanda diyor ki bu 3 öğrenci kimyadan geçenlerin %20'sini yani 5'te 1'ini oluşturuyor. Öyleyse kimyadan geçen 15 öğrenci var. Şuraya ne kaldı? 12 öğrenci kaldı. Bunlar yanlış. Ama iyi bir hatayı söyledim. Hızlı okursak ben burada şey düşündüm. Yani ön yargılı okuyunca soruyu hiç sadece dememiş. Kesin burada ikisindekileri kullandınız. Burada da sadece fizikten geçenler diye bir an gözüm gördü hatta. O yüzden dikkatli okumak önemli. Yerleştirdik. Kaç tanesi fizik ve kimya derslerinin yalnız birinden geçmiştir? 27, 12 daha, 39. 45'i de koymuşluklara. Buna dikkat. Heh, bu aynı soru. Bir de bu tarz sorular var. Şekildeki taralı bölge nedir? Şimdi ben bu taralı bölgeye baksam basit olarak şey derim. K ile L'yi kesiştir abi. Üstüne bir de M'yi koy. K ile L'yi kesiştirdim. Üstüne bir de M'yi ekledim. Ama ne yapıyor? Onu şıklarda vermiyor. Uyanıklık yapıyor. Bu yok. Ne yapacağız? Şıklardan bakalım. Hayır, K ile L'nin kesişimi kesişim M. Zaten böyle bir şey yok. K ile L'nin kesişimi burası. Bunun M ile kesişen bir yeri yok. Geç. K ile L'nin birleşimi hepsi kesişim M. Onun hepsinin M ile kesişimi M'nin tamamıdır. Şurayla ne alakası var? Burada M ile kesişen bir şey yok. K ile M'nin kesişimi birleşim L. K ile M'nin kesişimi M'dir. Birleşim L şuranın tamamıdır. L'nin tamamını eklemem lazım. Gitti. Sonra K birleşim L tamamı gene birleşim adı üstünde.
Birleşim M. Üstüne bir de M'yi koydu şuradan. Hepsi oldu. Böyle bir şey yok. Tereli alan hepsi değil. L birleşim M. L ile M'yi birleştirdim. Neresi oldu? Şurası. Bunun K ile kesişimi. Yani hem bunda olup hem K'da olanlar. Hem bunda olup hem K'da olan bir şu bölge var. Doğru. Bir de şurası var. Dolayısıyla cevabımız E. Son soru. Taralı bölgeyi ifade eden ben gördüm hemen şey dedim. L'de olup K birleşim M'de olmayanlar dedim. L'de olacak, K birleşim M'de olmayacak. K birleşim M neresi? Şurası. Bunlar da olmayacak ama L'de olacak. Tam taranan bölge. Baktım şıklara koymamış. Demek ki bu beleşiyor oluyormuş. Biraz daha zorluyor bizi. Bakıyoruz yine aynı. L'de olup K'da olmayanlar neresi? Şurası. Bir kesişim M. Bunun M ile kesişmiş sadece şu küçük bölgedir. Adı üstünde bir şey sonunda M ile kesiştirmiş. Şimdi bir bakıyoruz soruya. Soruda sadece L'de olan kısım var. Buradaki şıkta M ile kesişimi demiş. Bunlar gitti. Bir şey M ile kesiştirirse M taralı olur. Yani M'nin içinde olan bir yer taralı olur. K'da olup M'de olmayanlar zaten hepsi. K'da olup M'de olmayan her şey. Kesişim K'da olup L'de olmayanlar. O da şurası. İkisinin kesişimi şurası olur. Bu da gitti. L'de olup M'de olmayanlar. O da şurası. Kesişim K'da olup L'de olmayanlar. O da şurası. İkisinin kesişimi yok zaten. Şöyle de bir mantıkla bakabiliriz. Burada L'de olan bir şey diyor. Burada L'de olmayan bir şey diyor. İkisinin kesişimi diyor. Dolayısıyla zaten boş kümes. E şıkkına bakalım. L'de olup K'da olmayanlar. Şurası. Kesişim L'de olup M'de olmayanlar. Onun L'de olup M'de olmayan neresi? O da şurası. Bak, siyahla çizdiğim yer ile mavi ile çizdiğim yerin kesişimi. Dolayısıyla birinde şu bölge yok, birinde şu bölge yok. Kesişim dediğimizde şurası kalıyor. Cevap E seçeneği. Umarım faydalı olmuştur.